demiş ki biz öldük. Futbol vizyon. Ne ölmesi ya? Biz buralardayız. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fenerbahçe Ümraniyespor maçının tepki videosunu çekiyoruz. Evet. Sezon başladı. Galatasaray maçını çekemedim. Rahatsızdım. Ne var burada? Ne var? Geri döndüm işte. Fenerbahçe maçını çekiyorum. Normalde ben her daima Galatasaray maçlarını çektiğim için normalde Fenerbahçe Beşiktaş maçlarını çekmiyorum eğer büyük bir maçsa tabii, ama Galatasaray'ı kaçırdığım için bu maçı çekmek istedim ve tabii ki uzun zamandır sizler Futbol Vizyon'un tepkilerini özlemişsiniz. Ama maça geçmeden önce buradan bir duyurum var arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip eden kim varsa o Instagram hesabım hacklenmiş. Yeni bir Instagram hesabım var. Linki açıklama kısmında, beni oradan takip edebilirsiniz. İsmi aynı, Futbol Vizyon 1. Tabii ki link açıklamada, beni oradan takip edebilirsiniz. Evet, yeni gelenler varsa, bilmeyenler varsa, ben Galatasaraylıyım abi. Ben Galatasaraylıyım. Fanatik Galatasaraylıyım. Fenerbahçe Ümraniyespor maçının tepki videosunu çekiyoruz. Tabii ki Fenerbahçe'nin evinde, taraftarın önünde favori Fenerbahçe. Ümraniyespor tabii ki Süper Lig'e hayatında ilk kez çıktı. Ve ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Fenerbahçe'nin stadında. Ne olacak bilmiyorum ama Ümraniye lütfen ya. Please. Yeni sezon, yeni mekan. Terlik mi fırlatacağım, yastık mı fırlatacağım bilmiyorum ama bekleyip göreceğiz. Tabii ki Fener hazır durumda. Yanlışım yoksa 6 tane resmi maç oynamış. Dostluk maçları içinde 2 tane Şampiyonlar Ligi maçı, 1 Avrupa Ligi maçı. O yüzden Fenerbahçe Ümraniye'ye göre daha da çok hazır. Bakalım ne olacak arkadaşlar, ama maça geçmeden önce lütfen ama lütfen videoya like atmayı unutmayın. Yeni sezon için patlatın şu like rekorunu. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sosyal medya hesaplarımın linki açıklama kısmında, beni oradan takip edebilirsiniz. Instagram, TikTok, Twitter hepsi orada abi. Basın açıklamaya, basın linke. Futbol Vizyon'a geçirin. Ben de burada geriye yaslanıp keyfime bakayım ya. Bakalım ne olacak. İnşallah Ümraniye yapacak. Umuyorum. Zor. Ama bakalım. İnşallah muazzam bir maç olur. Hakem konuşulmayan bir maç olur. Ve ne yapıyoruz? Maça geçiyoruz. İyi seyirler. Oh güzel. Hadi oğlum. Erken bir gol. Altay. 46. saniye. Oğlum Geraldo, ben senin o kel kafana bir güzel sıçsam. Oğlum net pozisyon, net. Çakacan, ben de burada böyle keyfime bakacağım. 46. saniye, böyle bir şans gene gelir mi? Gelebilir, futbol bu. Ama erkenden bu golleri atamazsan, futbolda bir kural var, atamayana atarlar. Ulan bu Emre Muran oldu böyle ya. Galatasaray'da böyle değildi ama bir el itirazı var, ona bakalım. Ooo, verilebilir. Bak tamam, eli aşağıda. Ama Ümraniyespor oyuncusu kolunu biraz böyle yaptı. Böyle yaptığı için penaltı verilebilir. Ama eli aşağıda. Yani pozisyon tartışılabilir. Verilebilir, verilmeyebilir de. Bakalım son karar ne olacak? Bara gidiyor. Gitmesi doğru çünkü pozisyon zor. Pozisyon zor. Çünkü hem eli aşağıda böyle, ama az bir şey de kolunu böyle yapmış gibi. O yüzden VAR'a gitmesi çok normal ve doğru karar bence. Ha? Bu başka pozisyon. Ha, orada da el olabilir. Ha, elinin içine değme var. Elinin içine değme var, evet, penaltı. Penaltı. Doğru karar. Doğru karar. Topun gerisinde Valencia. Kalede eski Fenerli Serkan Kırıntılı. Bakalım Serkan Kırıntılı ne yapacak? Kurtar oğlum hadi. Gözünü seveyim. Of, çok güzel penaltı. Çok güzel penaltı. Ona tartışılamaz bile. Çok güzel penaltı. Oğlum senin o eline sokayım. Senin o eline sokayım. O savunma oyuncusu kim idi? Penaltıyı yaptıran, senin o elin götüne girsin senin. Şimdi Fenerbahçe 1-0 önde. 46. saniyede o pozisyonu değerlendiremediniz. Şimdi de 1-0 geriye düşersiniz. Böyle bir işte, böyle olur işte. Futbolda atamayanı atarlar diye bir şey var. Şimdi de gelin maçı çevirin. Göt çevirirsiniz, bok çevirirsiniz. Ya şaka bir yana, Fenerbahçe'nin kadrosuna bakın ya. Emre Mor,
Lincoln, Joshua King, Emre Mor, başka kim var? Ferdi, De Rossi, hepsi bildiğin süratli oyuncular. Fener'in o takımına bakın, savunma ortası hariç, ön taraf ve Ferdi hariç, çünkü savunmada oynuyor. Ön taraf bildiğin motor amına, motor. Bunlar hepsi 6. vitese takım, şiyum, uçuyorlar. Motor gibi takım amına koydum. Oğuz'dan muazzam bir şut, Altay'dan muazzam bir kurtarış. Ya bu Ümraniye'de gol atacak gibime geliyor ama maç nasıl biter, nasıl sonuçlanır hiç bilmiyorum. Çünkü tamam, Fenerbahçe daha çok domine eden taraf ama Ümraniye'de geldiğinde tehlikeli geliyorlar. Yani çok enteresan bir maç gerçekten. Vur! Ah, yes! Yes be! Amına kodeyim, 1-1. 1-1 de golliyim, 1-1. Yes be! O kadar basit, ne demiştim? Ümraniye gol atacak gibime geliyor. Ağzından bal aktı. Bildiğin gibi bal aktı. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Ümraniye, Ümraniye, Ümraniye. Oğlum offside olursa ben burada şimdi göt olurum. Adam offside pozisyonunda, uzandı mı uzanmadı mı? Bakalım. Uzandı, uzandı, verilebilir offside. Oğlum şimdi ben göt olurum. Şimdi ben göt olurum. Oğlum ben şimdi göt olursam o offside'daki olan adamın ayağını elini alıp götüne sokarım bak. Vallahi göt olmadık, göt olmadık. Oğlum taşaklarım serin. Ben burada geriye yaslanayım. Cimbom atkımı takayım. Maçı böyle muazzam bir şekilde izleyeyim. Heh. Oğlum nerede suyum? Suyumu da içeyim. Biraz serinleyelim ya, bu ne? Bu ne böyle? Az daha göt oluyordum ben. Bir offside pozisyonu yüzünden. Belliydi oğlum, amına koduklarımı savunmaz. Oh, adamların yaptığı savunmaya bak. Adamı tabii ki boş bırakırsan öyle gol olacak. Ben orada offside bekledim ama offside yokmuş. Sokarlar işte Ümraniye. Siz orada işte savunmayı böyle dengesiz bırakın. Adamlarda dedim zaten, adamlarda motor gibi hız var amına koduğum. Ben kime bakacağım, kimin hızına? Yani kime bakacağım oğlum, benim beynim gözlerim hepsi şaşırdı. Adamlarda o kadar acayip bir hız var ön tarafta. Ben bile şaşırdım artık kime bakacağımı. Göt gibi iş. Bak. Offside da yok. Offside da yok, buz gibi gol. Ama yok, benim beyin sarsıldı. Joshua King hızı 99, Emre Mor 99, Rossi 99, Valencia 99. Oğlum bu gözlere de günah. İlk yarı bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 2, Ümraniyespor 1. Yani şu an ilk yarı muazzam bir maçtı. Hem Fenerbahçe geliyor hem Ümraniye geliyor. İkinci yarı böyle olacak mı bilmiyorum ama bu maç her iki taraf için de galibiyetle bitebilir. Ama galibiyeti kim alacak? Gerçekten bilmiyorum. Yani o kadar güzel bir maç. Yani her iki taraf da galibiyet için oynuyor. O yüzden bakalım ikinci yarı ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. İkinci yarıda görüşmek üzere. Yeah baby, gole bak. Gole bak. Müthiş. Sikili açılık bir gol. Muazzam. 2-2. Oh be. Bu Ümraniye ikinci yarı hiçbir bok yapmadı. Şutunu çektiler. Muazzam golünü attılar. Süper. Oh be. İkinci yarı ben bunlardan ne izliyordum böyle? Valentin George. Sikili açı yapıyorum ki. Gole bak. Muazzam. 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 Of Allah'ım of. Of Allah'ım of. Gol. Kim ne derse desin, Fenerliler bu ne? Fenerliler bile bu gole muazzam der. Sür koçum. Penaltı. Yes, penaltı. Oğlum ben ne
istiyorum. Hadi Ümraniye. Hemen de sevinmeyelim de çünkü Altay penaltıları da bildiğin Süpermen. İçeride mi dışarıda mı o pozisyon? Sanki dışarıda yapılıp içeriye düştü. Dışarıda penaltı değil. VAR'a gidilmeli bu. VAR'a gidilmeli çünkü dışarıda yapıldı, oyuncu içeriye düştü. Bak, bir Galatasaraylı olarak net konuşuyorum. Penaltı değil. İçeride, dışarıda yapıldı, oyuncu içeriye düştü. Penaltıyı verdiler. Hayret. Arkadaşlar, bu skandal. Bu skandal. Bu skandal. Dışarıda oldu, içeriye düştü, oyuncu penaltıyı verdiler. Bakalım değerlendirebilecek mi? Adam bildiğin topu cirledi. Topu cirledi. Ama ben bu gole böyle muazzam, benim normalde yaptığım sevinçlere yapamam. Normalde yaptığım sevinçleri yapamam. Çünkü penaltı değildi. Penaltı değildi. Bak, ceza sahasının tam dışında oldu. Ama oyuncu içeriye doğru düştü. Skandal. Ama Ümraniye skill'i açı şu an. Ya böyle olacağı belliydi be. Böyle olacağı belliydi be. Ne izliyorum ben şu an? 6 gol be. Zahit'sin çalımı da bu arada muazzamdı. Ya bir topu çıkaramadınız be. Ya götünüze sokayım ben sizin yapacağınız savunmaya be. Maç bitti arkadaşlar. Fenerbahçe 3, Ümraniyespor 3. Muazzam bir maç seyrettik gerçekten. Taraftarlar yine takıma tepkili. Hele hele o 3. golden sonra, Fenerbahçe'nin attığı 3. golden sonra taraftarlar biraz oyunculara tepkili. Çünkü bazıları pres yapmadı topu almaları için. Yani galibiyet almalarını istiyor tabii ki taraftar ama futbolda çok yorucu bir spor. Ama gerçekten de şakasız bir yana muazzam bir maç izledik. Yani tarafsız olarak muazzam bir maç izledim. Umarım siz de videoyu beğendiniz. Videoyu beğenirsiniz, videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sosyal medyamı takip etmeyi unutmayın. Linki açıklama kısmında, beni oradan takip edebilirsiniz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Galatasaray Giresunspor maçında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.